Herkese merhabalar arkadaşlar. Birkaç gündür Escape from Tarkov ile ilgili devamlı sorduğumuz sorulardan bir tanesi görüntü ayarlarıydı. Görüntü ayarlarını hemen nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu şekilde çok daha net olarak görebiliyorsunuz. Normalde oyun çok karanlık ama bu ayarları yaptığınızda daha o karanlık olan bölgelerdeki adamları rahat rahat, yani emcisine göre rahat rahat görebiliyorsunuz. Bunu da hemen yapalım sizlerle birlikte o zaman. Hadi. Evet, renk ayarlarımızı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi oyun içine gireceğiz. Bakalım oyun içinde ayarlarımızı yapacağız. Renkli renkli, ayrıntılı ayrıntılı, herkesin de merak ettiği şeyi aradan tartacağız. Ben buraya notumu almıştım zaten daha önce. Oyuna girsin. Ayarlarım otomatik zaten herhalde. Evet, oyuna girdiğimizde Alt Z tuşuna basacağız. Alt Z tuşuyla Experience'ın arayüzünü açacağız. Arayüzde hangi ayarlarımı yaptığımı paylaşacağım. Bunu da rahat rahat oyun içinde kullanabilirsiniz. Önceden Reshaid yasaktı ama daha sonrasında Alt F3 oyun filtre. Şey yapalım. Alt F3. Direkt Alt F3 yaptığımızda açtık. Şimdi renk 39. Renk yoğunluğu 30. Sıcaklık 20. Bunu renk olarak filtrelerden ekliyorsunuz bu arada. Sonra canlılığı 100'e çekiyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak da ayrıntılar ekliyorsunuz. Keskinleştirme 100, berraklık 100, HDR tonlaması 85, açık patlaması da %47 olarak ayarladığınızda oyun görüntüsü bir anda böyle bir şey oluyor. Ama bunu kullanırken digital vibrance, monitörünün digital vibrance yüksekse, %60-70 falan kullanıyorsanız %50'ye geri çekmenizi öneririm. Öbür türlü görüntü çok daha garip olacaktır. Bunu yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Oyun içinde de hemen görüntüsüne bakalım seri şekilde. Normalde scav oynadığınızda biliyorsunuz ki karanlık oluyor. Bakalım bizde nasıl olacak. Hemen bulur mu acaba? Evet, girdik. Oyunumuzu buldu. Hemen müziğimizi de kapatıyoruz. Bakalım oyun içinde karanlık yerleri nasıl göreceksin? Göremeyeceğiz. Hep birlikte dileyelim. Şimdi Fanfall var, Grenade'im falan var. Bakın buralar normalde karanlık arkadaşlar. Buralar normalde bayağı karanlık da monitörümün ortasında niye benim mouse var onu bilmiyorum. Ben çok altta falan yaptım diye bir problem oldu. Bakın buraları normalde kendi haritanızda gezerseniz yapmadan önce ne kadar koyu olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde çok daha rahat görebiliyorsunuz. Bakalım ama bunları da gelmişken. Yani. 14 dakikası varmış o. Olan burada armon mu var? Yumuşak demişler. Arada da olabilir, buralarda da olabilir. Çok güzel sesi aldık çünkü. Bir tane şey yukarıda gördük. Üstlerde koşan bir manyak var. Oradaki adamı normalde kolay kolay göremezsiniz. Ama gördük ve vurduk, iki tane ölmüştür diye tahmin ediyorum. Разумел.
Mıke vaffetmeyeceğiz. Şarjörü dolduralım da. Affedersek. Kırtı çünkü. Düz kevler üzerimize geliyor. Kanımız var arkadaşlar. Her yerim kanıyor. Canımız, kolumuz, molumuz gitti. Her yerden adam geliyor abi. Artık kaçmamız lazım. Buradan alabileceğimizin neler varsa hemen indikleyip canımızdan alıp çıktı artık. Artık giderken biz de bittik. Neyse. Buralar karanlık alanlardı sevgili arkadaşlar. Normal şartlarda buralar biraz daha karanlık ve siz o alanları görmekte zorlanıyorsunuz. Yere yatanı vesaire falan durumlar böyle. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın muhtemelen çok güzel bir raid videosu paylaşacağım. Nasıl para kasılır Dorms'ta diye. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Her gün yeni videoyla birlikteyiz. Hoşça kalın.